Eğitim şart. Peki eğitim almadan önce nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu konuyu Can Paksoy'la, köpek eğitmeni Can Paksoy'la birlikte konuşacağız ve izleyicilerimize birazdan muhteşem bir gösteri izleteceğiz. Değil mi efendim? Evet, çok güzel bir gösteri yapacağız. Hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Peki köpek almadan önce, eğitim vermeden önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Her köpek gösteri eğitimini yapabilir mi? Tabii bizim biraz daha olaya profesyonel baktığımız için öğreteceğimiz komutlar çok fazla ve hızlı öğrenmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz bu köpekleri küçükken özel seçiyoruz. Öncelikle bu konuda bir yetenekleri olup olmadığını çeşitli testlerle inceleyip daha sonra yetenekli olduğunu hızlı öğrenecek olanları tespit edip ona göre onların eğitimini veriyoruz. Şimdi gösteriye başlayalım yavaş yavaş. Öncelikle köpekleri tanıtalım. İzleyicilerimize göre sağ baştan başlayalım. Siyah beyaz olan köpekten ismini öğrenelim hemen. Siyah beyaz olan köpeğimizin adı Paşa. Erkek, 1,5 yaşında. Yaklaşık 7-8 aydır bu eğitimi almakta. Evet, hemen yanındakiyle devam edelim. Roy kahverengi beyaz, chocolate beyaz, border collie'nin gene zor bulunan ırklarından. Roy içlerinde en genci, 1 yaşında. Yaklaşık 5-6 aydır bu eğitimi almakta. Evet. Gri beyaz olanın adı da? Gio. Birçok kez ekranlarda gördük aslında Gio'yu. İçlerinde en tecrübeli olanı. 2 yaşında. En büyükleri o sanırım. Evet, içlerinde en büyüğü o, en tecrübelileri o. Daha önce birçok reklamda, filmde oynadı. Renk olarak Merle dediğimiz çok özel bir rengi var. Border Collie ırkının en özel ve en zor bulunan, en nadir rengi. Efendim, Border Collie'lerde en zeki köpekler mi oluyorlar? Evet, Border Collie literatürde dünyanın en zeki, en yetenekli köpeği olarak geçer. O zaman gösteriyi başlatalım mı? Tabii ki. Evet, nasıl başlıyoruz öncelikle? Öncelikle bir selam veriyoruz. Paşa selam veriyor. Evet, ve Paşa Gio da bu arada veriyor. Siyah beyaz olan köpeğimizde yayın öncesinde kameraman arkadaşımız Emre'den biraz korktu kameradan dolayı. O yüzden kameraya sabit bakıyor. Biraz da korkuyor. Onu da söyleyelim izleyicilerimize. O yüzden böyle küçük ufak tefek sorunlar yaşayabiliyoruz. Paşa çok alışık değil kameralara. Hı-hı. Aslında ilk çekimi onun için biraz çekindi. Evet, onun öncesinde tabii ki daha deneyimli olanlar var. Aktör köpek Gio'nun olduğu gibi. Topalla komutu. Çok ilginç bir komut, gördüğünüz gibi standart bir eğitimde olmayan, şov eğitiminde olan bir komut. Eğitmeni topalla komutunu verdiği zaman köpeğimiz 3 ayak üzerinde yürümeye devam ediyor. Hepsi aynı şeyi yapıyor. Devam ediyorlar burada tek sıra halinde. Şimdi en zor hareketlerden bir tanesi 2 ayak üzerinde yürümesi. Çok kolay bir şey değil, malum köpekler 4 ayak üzerinde yürüdükleri için sürekli. İçlerinde tabii genç olanlar arada yoruldukları zaman tekrar iniyorlar. Tabii yaşları daha küçük çünkü. Evet, arka bacak kasları daha da geliştikçe daha uzun yürümeye başlıyorlar. Zıplamaya da başladı bir yandan Roy. Evet. Önde giden Roy'du değil mi? Önde giden Roy. Arkadan Gio geliyor. Sonra da Paşa geliyor. En küçük Roy'du. Evet, işlerinde yaş olarak en genç olanı Roy. Şimdi Gio, aktör köpek Gio, tek gösterisine mi başlayacak şimdi? Şimdi öncelikle Roy başlayacak. Roy'un bireysel hareketlerini izleyeceğiz şimdi. Roy, bacak bacak üstüne. Bu çok ilginç bir komut mesela, bacak bacak üstüne atması. Bu sadece Roy'un yapabildiği bir hareket. Diğerleri bunu yapamıyor. Ne kadar peki sürüyor bu eğitimi almaları? Bu eğitim aslına bakarsanız ömür boyu devam eden bir eğitim. Yani eğitim hiç bitmiyor. Her gün belirli aralıklarla, belirli işte günde 20 dakika, yarım saat hepsiyle çalışıyoruz tek tek. Evet, çemberin içinden geçiyor. Bir özelliği de Roy'un yine durduğu yerden hiç gerilmeden çok yükseğe zıplayabilmesi. Bunlar da köpeklerin şahsi yetenekleri. Biraz önce toplu hareketleri seyrettik. Şimdi de şahsi olarak neler yaptıklarını. Her köpek aynı hareketi yapamıyor değil mi? Aynı ırktan olsa bile belli yetenekleri yapamıyor. Yani. Evet. Bakın mesela Utan. Her köpek bu şekilde Utan yapmıyor. Başka şekilde yapıyor. Her köpek utanmıyor yani. Her köpek utanmıyor. Aynen öyle. Aç kapıyı, gidiyoruz. Evet, kapıyı açıp kapıyı gidiyor şu anda Roy. Gel. Roy. Ardına bakmadan gitti Roy.
Burada dikkat etmeniz gereken hususlardan biri de köpeklerin bu hareketleri yaparken mesela Gio'nun yüzüne bakın. Sürekli gülümser bir hali var. Mutlu oluyorlar yani. Evet, insanların mesela kafasına takılan bir soru işareti birçok köpek sahibinin. Bu komutları yaparken bizim onlara bir eziyet ettiğimiz gibi fikirlere kapılıyorlar bazen. Ama burada benim söylememden çok köpeğin yüzüne bakın. Köpek keyif alıyor bu hareketleri yaparken. Evet, şimdi Gio'nun bireysel yeteneklerini istiyoruz. Dönle başlıyor. Gio'nun tabi diğerlerine nazaran biraz daha fazla hareketi var. Gio tasmasız olarak. Gio 2 yaşında en büyükleri arasında. Evet, içlerinde en büyük ve en tecrübeli olanları. Daha uzun süre iki ayağı üzerinde yürüyebiliyor. Gerçekten çok güzel yürüyor. Gel. Sürekli gülüyor, farkında mısınız? Evet. Sürekli mutlu ve keyifli. Zor hareket zaten iki ayak üzerinde yürümeleri. Evet. Şimdi bacak arası geçmesi. Efendim, bu arada kaç aylıktan itibaren başlıyorlar bu eğitimleri almaya? Köpeği 2-3 aylıkken tespit ediyoruz. Ondan sonra da bir 6 aya kadar sadece bir sosyalleşmesini sağlıyoruz. 6 aydan sonra da yavaş yavaş oyunla karışık bir şekilde bu eğitimleri sürekli veriyoruz. Gio konuşmaya başladı. Evet, Gio konuşmaya da başladı. Hani bir tek border collie'ler için bir tek konuşmuyorlar diyordum ama Gio konuşmayı da çözdü. Şu anda çok mutluyum diyordur herhalde oyun oynandığı için. O bu hareketleri yaptıkça kendisi de bundan keyif alıyor ve sahibine bak yaptım diyor. Biz de bu şekilde onu sürekli oynayarak ödüllendiriyoruz. Yanına topallıyor burada diyor. Şimdi bakalım hangi hareket geliyor. Geri gitmesi. Geri, evet. Geri, bu da sadece Gio'nun yaptığı bir hareket. Eğitmeninin etrafında, Sedat Hoca'nın etrafında dolanıyor. Bu aslına bakarsanız evet, köpeklerin çok zorlandığı, çünkü hani göremiyor ya arkasını. Onun için köpeği tedirgin eden bir harekettir aslına bakarsanız. Bu sahibine de güvenmesi herhalde. Kesinlikle. Zaten hepsinin bizim köpeklere verdiğimiz ilk şey sahibine güvenmesi. Şimdi sürünerek. Askerdeymiş. Eda Asya'yla sürünüyor burada. Komando eğitimi verdik. Zorlu eğitimlerden geçiyorlar yani burada. Evet, bir yandan da yuvarlanmaya başladı. Yuvarlan, bu da gene işte komando eğitiminin bir parçası. Askerliğini yaptı o zaman diyebiliriz. Evet, Gio yani. İçin askerliğini yaptı diyebiliriz. Diğerleri daha tezkerelerini almadı. Kapıyı kapat. Evet, kapıyı kapatmaya gidiyor. Kapı açılmıştı. Bravo. Bakın kapıyı kapattı gayet kibar bir şekilde. Evet, arkadaşı açtı, o kapattı. Evet. Ve sürekli bu şekilde oynayarak da Gio'yu ödüllendiriyoruz. Araya kattığımız bu oyunlar Gio'nun aslına bakarsanız bir oyun şekli. Evet, utanıyor. Utan komutu da. Bir yandan patileriyle de yüzünü kapatıyor. Bir daha yapıyor. Şu anda ekranlarınıza geliyor utanma anı. Evet. Tamamen yüzünü kapatmış durumda. Tamam. Bu kadarı yeter. Evet. Sevgili izleyicilerimizin de gördüğü gibi yayınımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama köpeklerin eğitim aldıkları zaman neler yapabileceğini ekranlarınıza getirdik. Hemen sizden de Can Bey kısa bir şey alalım. Yani köpeği alıyoruz ama bu eğitimi sonuçta hepsi alamıyor. Onlara ne uyarıda bulunabilirsiniz? Köpek alırken neye dikkat etmeleri gerekiyor? Kısacık onu alalım hemen. Tabii ki bu aslına bakarsanız en önemli konu. Çünkü insanlar bilinçsiz bir şekilde köpek alıyorlar ve aldıkları köpeğin karakterine hiç önem vermiyorlar. Sadece resimlerine bakarak köpek seçiyorlar. Ondan sonra da köpekten birçok yapamayacağı şeyi bekliyorlar. Şimdi burada köpek alırken dikkat etmemiz gereken en önemli konu, biz köpeğe ne verebiliriz ve bu köpekten ne bekliyoruz? Bahçeli evde mi yaşıyoruz? Evde mi bakacağız? Bahçede mi? Günde kaç saat çalışıyoruz? Bütün bunları
toparlayarak bizler köpek alacak hayvanseverlere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu özelliklerine göre köpeklerin, besleyecek kişilerin yaşam şartlarına göre hangi ırk onlara uygundur, o konuda bilgilendirip o ırkı almalarını sağlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun Can Bey. Evet sevgili izleyiciler, köpek alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini hem Can Bey bizlerle paylaştı hem de size keyifli bir gösteri izlettik bu pazar gününde diyelim. Sözü de stüdyoya haber.